Alo Selçuk. Senin hastane kayıtları işe yaradı. Savcıdan izin çıktı. DNA raporuna göre Nisan Meryem'in kızıymış. Canan Hanzade haklı çıktı yani. Aynen öyle. Kenanlar Meryem'in bebeğini alıp kendi çocukları gibi büyütmüş. O kadarla da kalmıyor. Benzer başka dosyalar da var. Yani senin getirdiklerin devede kulak kaldı. Uzun süre düzenli olarak yoksul ailelerden alınan bebekler zengin ailelere satılmış. Ne diyorsun sen ya? Bak kahraman, bu gece tespit edilen bütün adreslere eş zamanlı operasyon yapılacak. Sen de sakın o evden ayrılma. Kenan gözümüzün önünde olsun. Tamam, tamam, tamam. Merak etme, ben bir yere ayrılmam buradan. Baskına kadar buradayım. Sıkıntı yok. Tamam, hadi eyvallah. Buradan da ayrılma bu gece. Bir saat sonra beni havalarına bırakacaksın. Ne bakıyorsun öyle? Anlamadın mı ne dedim? Yo yo, anladım, anladım. Merak etmeyin, merak etmeyin. Alo Selçuk, bu Kenan bir saate havalimanına falan gideceğiz diyor. Ne bileyim oğlum, kaçacak herhalde, ne bileyim, tesadüf değildir herhalde. Yok, sadece havalan dedi. Oğlum nasıl oyalayayım, saçmalama. Bir dakika, dur bakayım, dur dur, arabayı bozmaya çalışacağım, bekle. Selçuk, elinizi çabuk tutmanız lazım. Adamı daha fazla yollayamam. Taksiye biner falan. Bekle bir dakika. Sen kapatsana bir telefonu. Kapat. Kapat, arayacağım ben seni. Hey bana bak. Hazırla arabayı, çıkıyoruz hadi. Çıkıyoruz diyor. Siz ne zaman gelirsiniz? Tamam, tamam, denerim hadi. Gel buraya. Geldim abi. Ben alayım onları. Nereye gidiyoruz efendim? Söyledim ya havaalanı diye. Yok yani, ne tarafa doğru demek istemiştim. Neden sordun? Hiç, meraktan. Merakları sevmem. Hadi oyalanma, geç kalıyoruz havaalanı. Tabii. Hadi sene. Hadi sene, çabuk ol hadi. Tamam. Ne oluyor? Araba çalışmıyor. Elektrik problemi mi var acaba? Ne olmuş? Ben bir bakayım. Hadi çabuk ol, oyalanma çabuk. Tamam. Ne oluyor? Niye olmuyormuş? Aa, hemen hallediyorum efendim. Ben ne zaman hallediyorsun diye sormuyorum. Ne olmuş diyorum. Sen ne yapıyorsun ya? Bir şey yapmıyorsun ki. Ne olmuş? Ne olmuş biliyor musun? Bir gün adamın biri bir kadına canını çok fena yakmış. Sanmış ki kadın nasıl olsa çaresiz, kimsesiz. Arkasını soran olmaz diye düşünmüş. Ama öyle olmamış. Sana hiç küçükken masal okumadılar mı ya? Kötüler eninde sonunda kaybeder. Sen de kaybettin Kenan Özmen. Kenan'ı yaktığın bütün kadınların hesabını tek tek vereceksin. Ben de senin haberinin bütün ülkeye yayılması için elimden ne geliyorsa yapacağım. Neden biliyor musun? Neden biliyor musun? Senin gibiler izlesin. Aynanı yapmaya cesareti olmasın diye. Duydun mu doktor? Bırak beni!
Nefes alamıyorum, bırak. Bırakmayacağım, buradayız daha. Kenan Özmen. Anam, yine polisler geldi ha. Ne oluyor Hayriye, ne polisi ya? Bilmiyorum ki. Acaba şu influencerlere mi geldi? Anam gideyim bakayım, yoksa meraktan çatlarım, olur mu Feyyaz Bey, size de anlatırım. Aman sen eksik kalma Hayriye. Aman sen eksik kalma, değil mi? Ne oluyor ya, ne bu sesler? Ne bileyim ya, polis gelmiş işte. İnşallah yine cinayet minayet değildir ha. Bırakın beni diyorum. Ben doktorum. Ben bir şey yapmadım. Deliller öyle demiyor Kenan Bey. Avukatımı istiyorum. Olur, onu da çağırırız emniyete. Ben kimseyi öldürmedim. Emniyette anlatırsın. Ben götür. Cinayet işlemedim. Götür. Ben katil değilim. Avukatımı istiyorum. Avukatımı getir. Avukatımı istiyorum. Ben kimseyi öldürmedim. Ben kimseyi öldürmedim. Sizce Meryem bizi izliyordur? Meryem. Eğer bizi görüyorsan ablacığım, biz senin kanını yerde koymadık. Zamanında sana el veremedik. Ay. Affet bizi. Beni oğlumun yaptıkları için affet. Ama biz kız kardeşlerin seni unutmadık. Unutturmadık. Kanını yerde koymamak için çok uğraştık ablacığım. Cehennem acı çektiğimiz yer değil, acı çektiğimizi kimsenin görmediği yermiş. Eğer acınızı gören, çığlığınızı duyan, bir yardım eli uzatanınız varsa yalnız değilsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.